Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Ardahanlılar, aziz vatandaşlarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Ardahan'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Ardahan, özlemişiz be. Son olarak 2011'in başında geldik. Bugün inşallah sizlerle özlem gideriyoruz. Hasbihal ediyoruz. Ardahan, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilen bir şehrimiz. Her boydan Türküyle, Kürdüyle, Şerkeziyle Ardahan'ı anlamayan Türkiye'yi de anlayamaz. Kardeşlerim, biz bu yolda yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu anlayışla yola çıktık. 78 milyon içinde ayrım yapmadık. Türkiye'nin her bir yerinde tek bir karış vatan toprağı yoktur ki bizim hizmetlerimizden faydalanmasın. Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 3'e, 5'e, 10'a katlayan hizmetlerle bu ülkenin insanını geleceğe biz hazırladık. Hala da hazırlıyoruz. Ardahan da bizim hizmet siyasetimizden payına düşeni aldı. Son 12 yılda biz Ardahan'a ne kadar hizmet verdik biliyor musunuz? 3 katrilyon 100 trilyon. Bu verdiğimiz hizmet. Ardahan'ı sadece plaka sahibi olan değil, gerçek bir il haline dönüştürdük. Kardeşlerim, merak edenleriniz olabilir. Olur ya, bunun dışında olanlar olabilir. Sadece ulaştırmada, yani yaptığımız yollar vesairelerle 1 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık. Enerji ve tabii kaynaklarda 266 trilyon yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, altyapı olarak İller Bankası 260 trilyon yatırım yaptık. Gıda, tarım ve hayvancılıkta 225 trilyon yatırım yaptık. Aile ve sosyal politikalar olarak sosyal hizmetlerde 196 trilyon yatırım yaptık. Milli eğitimde 171 trilyon yatırım yaptık. Çevre ve şehircilikte 171 trilyon yatırım yaptık. Toplu konut olarak 153 trilyon yatırım yaptık. Üniversite olarak 138 trilyon yatırım yaptık. Köydes 101 trilyon yatırım yaptık. Sağlıkta 82 trilyon. Velhasıl orman ve su işlerinde 72 trilyon. Gençlik, spor, adalet, bilim, sanayi, kalkınma, kültür devam ediyor. Toplamda 3 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık. Bunu anlamayanlar olabilir. Anlamak istemeyenler de olabilir. Fakat biz Akdeniz'e balık bilmezse Halik bilir dedik. Bundan 10 yıl önce Ardahan Üniversitesi olacak dense inanır mıydınız? Oldu mu? Bugün Ardahan Üniversitesi'nin 4000 öğrencisi var. 20 eğitim kurumu var. Böyle bir üniversiteye sahip. Ya bir zamanlar Ardahan Kars'ın ilçesiydi, ilçesi. Bak nereden nereye geldi. Ardahan'da hiç bölünmüş yol var mıydı? Şimdi
62 kilometre bölünmüş yol var. Şu anda da hem Göle hem Çıldır istikametinde yeni bölünmüş yolların inşası sürüyor. Doğalgaza, organize sanayi bölgesine, TOKİ konutlarına kavuşturduğumuz Ardahan'ı tarım ve hayvancılık desteklemeleriyle güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde de Ardahan'ı 2023 hizmetlerine hazırlayacak hizmetlere kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Kardeşlerim, bugün artık dünyanın her köşesinde kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bilhassa gerçekten sıkıntılar içinde Ahıska Tükü kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Halen dünyanın 9 ayrı ülkesinde 500 bin civarında Ahıska Tükü kardeşimiz yaşıyor. Biz son 10 yılda bunlardan 24 binine vatandaşlık verdik. Ülkemize yerleşmelerini sağladık. Bizden önceki 10 yılda bu rakam 5000'in altındaydı. Şimdi de Ukrayna'daki iç savaştan dolayı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 677 aileyi ülkemize getiriyoruz. Bu bölgede TOKİ'nin tamamlanmak üzere olan konutlarından kendilerine tahsis yaparak iskanlarını temin edeceğiz. Gittiğim her yerde Ahıskalı kardeşlerimle görüşüyor, dertlerini, sıkıntılarını yakından takip ediyorum. Bundan sonra da Ukrayna'dan gelenlerin iskanı başta olmak üzere Ahıskalı kardeşlerimin meselelerini bizzat takip etmeyi sürdüreceğim. Kardeşlerim, Türkiye yarın tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Bu seçim ilk defa gri tonların yok olduğu, her şeyin siyah ve beyaz olarak ikiye ayrıldığı bir seçim oldu. Seçimin taraflarına baktığınız zaman bu manzarayı çok açık şekilde görmeniz mümkün. Bir tarafta yeni Türkiye var, diğer tarafta tüm partileri ve örgütleriyle, yerli yabancı medyasıyla eski Türkiye var. Türkiye'nin seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanı olarak burada benim safım elbette ki milletin yanı, milletin safı olacaktır. Milletime doğruları anlatmak için meydanlardayım. Gerçekleri göstermek için meydanlardayım. Bu benim Cumhurbaşkanı olarak görevim. Çünkü kuru sıkı atıyorlar. Ne dedikleri belli değil. Kardeşlerim, bunlara 5 koyun ver, kaybeder gelirler. Fakat Türkiye'yi nereden aldık, nereye getirdik? Bakınız, 230 milyar dolar milli geliri olan bir Türkiye vardı. Şimdi 800 milyar dolar olan bir Türkiye var. Kardeşlerim, bizden önce şu MHP, DSP, ANAP, bunlar IMF'e borçlanmadılar mı? Ne kadar borçları vardı biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. Bu borcu biz ödedik, biz. Ve daha sonra IMF bizden borç istedi. Veren el alan elden üstündür dedik, imzalayalım. İmzaladık. 5 milyar dolar. Güçlü Türkiye'yi böyle kurduk. Bitmedi. Merkez Bankası, Milli Bankamız değil mi? Kasada ne vardı biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi ne var?
122 milyar dolar. Buralara durup dururken gelmedik. Yola çıkarken 3Y'yle mücadele dedik. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Ve bunu başararak bugünlere geldik. Kardeşlerim, memur işçi maaşlarından para kesiyorlardı. Başbakan oldum, masama bu geldi. Devletin memuruna, işçisine borcu neydi biliyor musunuz? 15 katrilyon. Kim ödedi? Biz ödedik. Bir de key diyorlardı, hatırlıyor musunuz? Konut edindirme yardımı. Memura, işçiye dediler ki aynen bugünküler gibi, size ev sahibi yapacağız. Kestiler. 3,5 katrilyon. Ne ev var, ne bir şey. Ödenmedi. Biz geldik, o 3,5 katrilyonu da ödedik. Ne yaptı? 18,5 katrilyon. Kardeşlerim, burada şu CHP'nin geçmişi de var. Onlar da bunun içindeydi. Hepsi bu günaha ortak. Fakat biz bunları temizliğe temizliğe buralara geldik. Ya zaten şu andaki Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu 6 yılı biz biliyoruz. O hastanelerin halini biliyoruz. Ve zaten Kars'ta doğru dürüst hastane bile yoktu. Ardahan'da doğru dürüst hastane bile yoktu. Buralara hastane sahibi biz yaptık. Şimdi istediğin hastaneye gidiyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alıyor musun? İnsana değer veren bir hükümet ve bir devlet var. Bu bir görev. Bu görev yerine geldi. Şimdi yarın sandık başına gidiyoruz. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımın sorumluluğu çok ağır ve bunun gereğini de yapacak. Bakınız, bir İngiliz gazetesi bu seçimle ilgili olarak ne diyor biliyor musun? Tam batılılaşmamış yoksul Müslümanların kendi ülkelerini yönetmelerine izin verilemez. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Terbiyesiz. Haddini bil. Haddini bil. Ne zamandan beri size böyle bir yetki verildi? Türkiye artık mandaların egemen olduğu bir Türkiye değil. O tarih oldu, tarih. Artık bu milletin gerçek evlatları bu ülkede yönetime sahip. İşte IMF dedim ya. IMF'nin başındaki adamla son Davos gidişinde görüşme yapıyorum. Ve Davos gidişinde kendisine dedim ki, siz bize para mı verdiniz yoksa başka bir şey mi? Para verdik. Sen dedim paranı borç takviminin ödenmesiyle ilgili süreçte alırsın. Biz size bu parayı öderiz. Bak biz Yunanistan gibi ödemeyiz demiyoruz. Öderiz. Ama dedim bize emir vermeye kalkmayın. Bize emir veremezsiniz. Ve zaten o IMF'nin başkanı da fazla kalamadı orada. O gitti. Ve biz parayı da ödedik. 23,5 milyar bitti. Ya biz buyuz. Biz buyuz. Bu millet sıradan bir millet değil. Bir zamanlar bizde millet hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz, biz böyle bir milletiz. Ya bu millete bu tür oyun oynanır mı? Ama maalesef aciz yöneticiler sebebiyle bu oyunlar oynandı. Geçmişte de Türkiye için kendi başına bırakılamayacak kadar önemli ülke diyorlardı. Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülke diyorlardı. Şimdi de bizim kendi ülkemizi yönetmemize izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Hem de
Öyle eğip bükmeden açıkça söylüyorlar. İşte bunun, bunun için 12 yıldır milli irade vurgusu yapıyoruz. Yani bu ülkeyi sen yöneteceksin, sen. Sen. Benim Ardahanlı kardeşim yönetecek. Başkaları değil. 12 yıldır Türkiye'yi ekonomisiyle, demokrasiyle, bağımsızlık bir ülke haline getirmenin mücadelesini verdik. İhracatımız neydi biliyor musunuz? 36 milyar dolar. Şimdi 160 milyar dolar. Bak nereden nereye geldik. Kardeşlerim, artık tankını yapan bir Türkiye var. İnsansız hava aracını yapan bir Türkiye var. Artık silahını yapan bir Türkiye var. Gemisini yapan bir Türkiye var. Daha da ileri gidiyoruz. Kendimizi yönetmemize izin vermeyeceklerini söylemekte kalmıyorlar. Bir şey daha söylüyorlar. Ne biliyor musunuz? Utanmadan yazıyorlar bunları. Eğer Erdoğan pazar günü istediğini alırsa durdurulamaz olacak diyorlar. Hale bak. Erdoğan diyerek sanmayın ki benim şahsımı kastediyorlar. Asıl durdurulamaz dedikleri Türkiye, Türkiye. Buradaki amacı da bir başka ülkedeki bir gazete ifade ediyor. O da bir Alman gazetesi. İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın temelini attık ya, bunlar kudurdu. Kudurdu. Çünkü 3. Havalimanı'nın maliyeti ne biliyor musunuz? 12 milyar euro. 12 milyar. Yılda 150 milyon yolcu gidip gelecek oradan. 150 milyon. Kardeşlerim, 25 yıllığına onlara bunu kiraladık. Yapacaklar, 25 yıl burayı işletecekler. Fakat 25 yılda ne kadar kira ödeyecekler biliyor musunuz? 22 milyar avro. Bak hem yapacak hem de 22 milyar avro kira ödeyecek. İş bilenin, kılıç kuşananın. Böyle kuru sıkı atmakla bu iş olmuyor. İşte gelmiş Kars'a. Kılıçdaroğlu orada konuşuyor. Diyor ki et balık kurumunu kaldıracağım. Et süt kurumu yapacağım. Yahu başbakanlığım döneminde zaten biz onu et süt kurumu yaptık ya. Haberi yok haberi. Hala uçuyor. Kalkmış terör örgütünün arkasında olduğu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu hepsi de ne diyorlar? Harçları kaldıracağız. Üniversite harçları. Ya üniversite harçlarını biz zaten kaldırdık. Başbakanlığın döneminde kaldırdık. Kardeşlerim, bunlar geriden geliyor. Bunlar nal topluyor, nal. Durumları bu. Bunlardan yönetici olmaz. Bakınız, sadece bu havalimanı değil, Marmara'yı takip ediyor musunuz? Bakın, 18 ay oldu açılışını yapalı. 18 ayda buradan geçen yolcuna kadar biliyor musunuz? 75 milyon. 75 milyon. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de ey dedem Fatih, sen gemileri karadan yürüttün. Biz de denizin altından metroyu yürütüyoruz. Aynı sistemi yürütüyoruz. Olmaz dediler. Biz yaptık. Bak şimdi Boğaz'ın üzerine 3. köprüyü yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. İnşallah bu yıl sonu bitiyor. Dünyanın en geniş köprüsü. 4 gidiş 4 geliş. Ortasından da hızlı tren geçecek. Değerli kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bakınız nereden nerelere geliyoruz. Ve bunu da 3. havalimanı ile birleştiriyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Ve Marmara'nın güneyinden
Denizin altından bir tünel daha yapıyoruz. İki katlı. Oradan da arabalar geçecek. O da 2017'de bitiyor. Bak biz cekcakla konuşmuyorum. Şunu yaptık, şunu yapıyoruz diye konuşuyorum. Kardeşlerim, önemli projelerimizi kastederek bunların, bakın çok ilginç, büyüme değil, Türkiye'yi gerçeklerden uzaklaştırma işlevi gördüğünü öne sürüyor Alman. Diğer gazetenin ifade ettiği, kendi kendini yöneten, kendi istikametini, kendi belirleyen, kendi kararlarını, kendi alan, kendisiyle birlikte tüm kardeşlerine el uzatan Türkiye bunları rahatsız ediyor. Şu anda Türkiye'nin eli Balkanlarda, Türkiye'nin eli Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Türkiye'nin eli Orta Asya'da. Bunları rahatsız ediyor. Türkiye'nin eli Myanmar'da, Aceh'de. Niye? Nerede bir mazlum varsa biz oradayız. Amerika'da yayınlanan New York Times denen bir gazete 1896'da Sultan Abdülhamid'e saldırıyordu. 1960'da aynı gazete Menderes'e saldırıyordu. 1993'te Özal'a kin kusuyordu. Şimdi aynı gazete bana kin kusuyor. Bakın bu dört ismin içerisinde bu millete ihanet eden var mı? Sultan Abdülhamid'in ihaneti mi var? Menderes'in ihaneti mi var? Özal'ın ihaneti mi var? Benim de 12 yıllık başbakanlığım ortada. Halep oradaysa arşım burada. Yaptıklarımız ortada. Göreve geldik. 25 tane havalimanı vardı Türkiye'nin. Şimdi 55 tane havalimanı var Türkiye'nin. Nereden nereye geldik ya? Bunlar durup dururken olmadı. Birileri soydu soğana çevirdi. Biz eser ortaya koyduk. Ne güzel söylüyor Ziya Paşa. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. Türkiye'de bu muhalefetin ürettiği yalanları tüm dünya kamuoyuna bizzat düşman etmek için kullanan bu gazetede aynı amaca hizmet ediyor. Bunların da patronları belli. Kim? Maalesef Yahudi sermayesi. Kardeşlerim, bir başka dergi de bizi, yani Türkiye'yi durdurmanın yolunun eş başkanların partisini desteklemekten geçtiğini yazıyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Bunların hiçbirinin asıl derdi şahsım değil. Benim üzerimden Türkiye'yi hedef alıyorlar. Ey benim Ardahanlı kardeşim. Ey benim aziz milletim. Ana muhalefetle bölücü örgütün güdümündeki partiyi, milliyetçi olduğu iddiasındaki partiyle Pensilvanya'daki ihanet şebekesini bir araya getirenin ne olduğunu görüyor musunuz? Ardahan yarın sandıkta bu oyuna dur diyecek mi? Türkiye yarın bu tezgahı kuranlara bir kez daha hak ettikleri dersi verecek mi? Kardeşlerim, sadece bunlar maalesef iradeyi bölmeye çalışmıyor ki. Bakınız, artık iradeyi bölmek için tabii ki güç şart, değil mi? Yani partiler özellikle bu gücü oluşturuyor. Partilerin oluşturduğu güç Allah'a emanet olun.
Anam Allah senden razı olsun. Sizin dualarınızla zaten biz buralara geldik. İnşallah daha ileriye de öyle gideceğiz. Kardeşlerim, Ardahan'ın güzel insanları, milletimizin 1920'de 1950'de olduğu gibi son 12 yıldaki her seçimde olduğu gibi bir kez daha iradesine sahip çıkacağına inanıyorum. Türkiye bu tümseyi Allah'ın izniyle geçirecektir. Bunu ben söylemiyorum. Allah'ın izniyle bunu milli irade söylüyor. İnşallah millet olarak bu imtihanı da başarıyla geçecek 2023 hedeflerimiz, 2053, 2071 vizyonumuz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, bu ülkeyi, bu milleti ayakta tutan inancıdır, tarihidir, kültürüdür. Bunu bilen eski Türkiye özlemcileri milletimizin değerlerinin sembolü olan kurumlara saldırıyorlar. Ne diyor? Terör örgütünü arkasına alan parti diyor ki Diyanet'i kaldıracağım. Ana muhalefet ne diyor? İmam Hatip okullarını kaldıracağım. Kardeşlerim, Kayseri'ye gidiyor diyor ki ben öyle bir şey söylemedim. Ya seçim beyannamen ortada. Seçim beyannamen de diyorsun ki 1+8+3. Biz 28 Şubat'ta bu delikten sokulduk. Ama Müslüman bir delikten iki kez sokulmaz. Ben İmam Hatip mezunuyum. 4 çocuğum var, 4'ü de İmam Hatip mezunu. Biz çok sonra girdik. Benim kızlarım Türkiye'de okuyamadı. Başörtüsü sebebiyle üniversiteye almadılar. İşte dertlisiniz siz. Dertlisiniz. Ve 600 bin öğrenciden 60 bine düştü. Şimdi orta kısımlar açıldı mı? Açıldı. Öğrenci sayısı 60 binden 1 milyona çıktı. Niye? Ya bu millet İnançlı ya. İstiyor ki evladım dinini, diyanetini de öğrensin, müsbet ilimleri de öğrensin. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ama
Kılıçdaroğlu bundan rahatsız oluyor. Ve ne oldu şimdi? İmam Hatip mezunları da üniversiteye girebiliyor mu? Giriyor. Başörtüsü serbest mi? Serbest. Şimdi Danıştay bir karar daha aldı. Ne dedi? Düz liselerde de başörtülü olarak okuyabilecekler. Bitmedi. Bütün devlet dairelerinde başörtülü olarak çalışabiliyor mu? Şimdi SYK bir karar daha aldı. Ne dedi? Yargıda da başörtülü olarak hizmet verebilecekler. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Elhamdülillah. Bak sabrettiniz. Men sabera zafera. Sabreden kimse zafere ulaşır. Siz sabrettiniz, zafere ulaştınız. Kardeşlerim, birisi ne diyordu? Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter. Kimdi bunlar? CHP zihniyeti. Şimdi de terör örgütünü arkasına alanlar ne diyor? Bizim Kabe'miz Taksim'dir diyor. Kardeşlerim, benim Kürt kardeşlerimin bunlara ben asla oy vermeyeceğini biliyorum. Ama şunu söylemem lazım. Öyle bir ders verilsin ki bizim kutsallarımıza bunlar saldırmasın. Bizim Kabe'miz Mekke'de. Bizim başka Kabe'miz yok. Kıbleye yöneldiğimiz zaman biz oraya yöneliriz. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Kardeşlerim, birileri geçmişte bakıyorsunuz siyasal Türkçülük yapıyordu. Şimdi bir de siyasal Kürtçülük çıktı. Birisi makbul Türk, öbürü makbul Kürt. Ne o ne bu? Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Azerisiyle, Ağızkalısıyla, Romanıyla, Boşnağıyla ayırt etmeksizin 78 milyonu Allah için sevdik. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber bunların makbullükten anladığı, inancından, tarihinden, kendi ideolojinin sınırlarına mahkum ettikleri insan tipi. Bunların kesinlikle demokrasi diye, insan hakları diye, Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması diye bir dertleri yok. Bunlar milleti devre dışı bırakmak istiyorlar. Ülkenin geleceğini bizzat milletin kendisinin tayin etmesinin önüne geçmek istiyorlar. İstikrarlı bir Türkiye istemiyorlar. Güven dolu bir Türkiye istemiyorlar. Onun için eski Türkiye diyorlar. Pensilvanyasıyla, Kandili'yle, Ermeni lobisiyle bu ülkenin, bu milletin düşmanı ne kadar örgüt varsa hepsi arkalarında. Dikkat edin. Söyledikleri aynı. Vaatleri aynı. Tehditleri aynı. Hakaretleri aynı. Millete hizmet için bir araya gelemeyenlerin yeni Türkiye'nin önünü kesme konusunda kol kola girdiklerini görüyoruz. Daha dün mecliste yan yana oturtmak için zor ikna edilen partiler bugün aralarında koalisyon konuşuyorlar. Rahmetli Aşık Veysel ne diyordu? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi, fikir başka, başka olmasa. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Fikirler başka, başka ama işte birlikte geziyorlar. Niçin biliyor musunuz? Çünkü hepsi de aynı yerden besleniyor, aynı yerden yönlendiriliyorlar. Sanmayın ki bu birlikteliğin sebebi demokrasiye, hoşgörüye, özgürlüklere olan inançları. Bu birlikteliğin tek sebebi milletin kendi kendini yönetmesine tahammül olmayanların milli iradenin gücünü zayıflatmak için kendilerine verdiği görev. Kardeşlerim, işte buyurun. Dün Diyarbakır'da olanlar, bunlar herhangi bir partiye yönelik değil, yarın yapılacak seçimlere gölge düşürmek için provokatif bir eylem.
provokatif bir eylem. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ölenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum. Biz işte 6-7 Ekim, 8 Ekim olaylarında o eş başkana onu söyledik. Bak ben dün akşam kendisini aradım. Telefonuma çıkmıyor. Niye çıkmıyorsun? Çık. Bu kadar uzaklar. Çünkü meydanlarda onlar istediği gibi söyleyecek. Biz onlara bir şey söylediğimiz zaman beyler rahatsız olacak. Ben insani görevimi yapayım dedim. O kadar. Ve onu yaptım. Cumhurbaşkanlığı makamından açıklama yapıldı. Dün akşam ATV, A Haber ortak yayınında orada da açıklamamı yaptım. Görevimi bitirdim. Kardeşlerim, ama amana biz hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız. Ve yüksek katılım sağlayacaksınız. Korkuyu korkutacaksınız. Korkmak yok. Allah'ın verdiği canı sadece o alır. Öyle mi? Hepimiz vaadimizi yaşıyoruz. Bundan başkası yok. Ama bizim demokrasiyle ilgili irademizi kimse pranga altına almamalı. Bilelim ki bunların oyunları yarın bozuluyor. Bunu siz bozacaksınız. Kardeşlerim, Amerika'daki, Almanya'daki, şuradaki, buradaki gazeteler şunu yazmış, bunu yazmış. Hiç önemli değil. Değerli kardeşlerim, bu tezgahın merkezinde de bölücü örgütün güdümündeki partiyi yerleştirmiş durumdalar. Bak hepsi kalkıyor, barajı aşacak mı, aşmayacak mı? Ya millet ne derse olacak. Millet aşsın diyorsa aşar, aşmasın diyorsa aşmaz. Milletin iradesine saygı duyacaksın ya, o kadar basit. O kadar basit. Bu ülkede demokratik açılımı başlatan biziz. O zaman böyle bir parti yoktu. Biz başlattık. Arkasından Milli Birlik Kardeşlik Projesi dedik. En sonunda da bunu çözüm sürecine yükselttik. Olay bu. Biz silahın olmadığı, çatışmanın olmadığı bir Türkiye'yi istiyoruz. Silahla demokrasi olmaz. Fikirle demokrasi olur. Oyla demokrasi olur. Onun için biz bunlara dedik ki bırakın silahları, yurt dışına gidecekseniz yurt dışına, burada kalacaksanız silahsız. Benim bütün vatandaşlarım silahsız. Fikriyle, düşüncesiyle konuşuyor. Sen bölgede milleti silahla, baskıyla, tehditle, Kandil'den gelen emirlerle yönetilen partiye oy vermeye zorlarsan bunun adı demokrasi olmaz. Bunun adı 1940'ların faşist tek parti anlayışını horlatmaya çalışmak olur. Hiç kimse kusura bakmasın. Müslüman aynı delikten, tekrar söylüyorum, iki kere ısırılmaz. Bu millete zaten bir CHP etti. Nereye kadar? Menderes'e kadar. Menderes geldi, sildi, süpürdü. Ama ne yaptılar? Menderes'i ipe götürdüler. Mayınlanmıştı. Şehit oldu. Bu millet tek parti zulmünü bir defa yaşadı. Bir daha yaşamaz. Bu millet 1970'lerin, 1990'ların o kara günlerini yaşadı. Burada benden büyük olanlarım, benim yaşıtlarım da iyi bilir. Traktörlerinize mazot bulabiliyor muydunuz? Arabalarınıza benzin bulabiliyor muydunuz? Zaten traktörlerin sayısı parmak sayılarını geçmezdi. Değil mi? Birbirlerine ya kiraya verirlerdi. Bu şekilde idare ederlerdi. Ama şimdi hamdolsun bakıyorum ki birçok yerde artık traktör var. Bol. Bir şer döverler var. Elhamdülillah. Bugünleri gördük. Arabalar bollaştı. Bugünleri gördük. Ekmek karneyle veriliyordu ya. Tuz karneyle veriliyordu ya. Bana bu tür nüfus kağıtlarını gösterenler var. Kardeşlerim, o günden bugüne geldik. Şimdi diyorum ki Hacı Bektaş Veli gibi. Ne diyor? Bir olacağız. Şöyle ellerinizi bir kaldırın bakayım. Coşku yağdan iri olacağız.
Biri olacağız. Yetmez. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bak, birlikten bahsediyorum. Birlik, birlik. Çok önemli. Şimdi siyasi partilerin dışında parlamentoda güç olabilir mi? Bir bağımsız milletvekili parlamentoda bir şey yapabilir mi? Kars'a herhangi bir hizmet, Ardahan'a bir hizmet getirebilir mi? Öyleyse oylarımız zayi olmamalı. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Adımlarımızı buna göre atmamız lazım. Ben inanıyorum ki Ardahanlı oyunun kıymetini gayet iyi bilir. Ve ona göre de oyunu değerlendirir. Kardeşlerim, ve bizim bir Rabia'mız var biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi bu Rabia'yı? Şimdi hep birlikte buna aykıralım. Tek millet. 78 milyonuyla tek millet. Tek bayrak. Şehidimizin kanı rengini. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. 3, tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Kimse bu toprakları bölemez. Bölmeye kalkarsa ordumuz karşısında, güvenlik güçlerimiz karşısında, hepsinden öte milletimiz karşısında. Ve 4, tek devlet. Devlet içinde devlet olur mu? Pensilvanya'dan birileri 40 yıldır bu ülkeyi bölmeye çalışıyor. 99'da buradan kaçıp gidiyor. Üst akıl onu idare ediyor. Ve işte dün akşam bir televizyon programında onu nerelerin yönettiği gayet güzel açıklandı. Kardeşlerim, bitmedi. Şimdi küçük imamlar da kaçıyor. Türkiye'de onların il il imamları vardı. Ya imam mihrabı terk eder mi? Ne olacak? Baş imam Mekke Medine dururken Pensilvanya'yı seçerse küçük imamlar da onun peşinden gidiyorlar oralara. Kolay bu kadar basit. İşte yarın bunlara ders verme günüdür. Ardahan buna hazır mı? Sesinize, nefesinize sağlık. Coşkunuz, birliğiniz, beraberliğiniz için, Kadir Çinaslığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Ardahan'ı hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendi, milletvekillerimizi, belediye başkanımızı ve sayın valimizi sahneye davet ediyoruz. Halkın adamı, hakkın aşığı.